Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda doğal sayıları yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Doğal sayıları en yakın onluğa, yüzlüğe ve binliğe yuvarlama işlemleri yapacağız çocuklar. Bakın, işlemlerin sonuçlarını kolay tahmin edebilmek için sayıları en yakın onluğa, yüzlüğe veya binliğe yuvarlayabiliriz. Yani biz bu öğrendiğimiz yuvarlama konusunu toplama, çıkarma, çarpma ve bölmelerin sonuçlarını tahmin etmede kullanacağız. Çocuklar, şimdi en yakın onluğa, yüzlüğe, binliğe yuvarlayacaksak eğer, onluklara bir bakalım. 10, 20, 30, 40, en yakın, ya bu onluklar bunlar. İleride işte 150, devam edelim. İşte 1560, bunlar da onluktur. Yüzlüklere bakalım. 100, 200, 300, gitsin böyle. 1500, 1600, işte 17.800. Bunlar da nedir? Yüzlükler. Binlikler yine aynı şekilde 1000, 2000, 3000. Gitsin böyle. 17.000, 156.000. Bunlar da binlikler. Şimdi mesela bir sayı yazalım. Diyelim ki 24. Bu 24 hangi onluğa yakın? Çocuklar bakın, 24, 20 ile 30'un arasında. 20 ve 30'un arasında olan 24. Şuraya yazalım. 20'ye 4 adım uzakta ama 30'a 6 adım uzakta. Hangi onluğa yakın diyeceğiz o zaman? 24'ü 20'ye yakın diyeceğiz ve en yakın onluğa yuvarlayacak olursak da 24 yuvarlandığında 20 olur diyeceğiz. Yine yüzlüklerden bakalım. 157. 157 hangi yüzlükler arasında? En yakın yüzlüğe yuvarlayacak olursak 100 ile 200'ün arasında. Bakın çocuklar, 150, bu 100 ile 200'ün arasındaki tam ortasındaki sayı 150. Bu 157, 150'yi geçmiş. 200'e doğru yaklaşmış. O zaman bunu en yakın yüzlüğe yuvarlarken 200 diyoruz. En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali. Gelelim, bir sayı daha verelim. 17.000. Yok. Başka şöyle yapalım. 18.600 diyelim. Şimdi bakın. 18.600 sayısı hangi binliklerin arasında? En yakın binliğe yuvarlayacağız. 18.000 ile işte burada şunu söyleyeceğiz. Yani kendi binliği. Bu zaten 18.600. 18.600'ün binliği 18.000 zaten. 18.000 ile 19.000 arasında. Peki hangisine daha yakın? Buraya şunu da yapabiliriz. 18.600 18.000'den büyük, 19.000'den küçüktür. Burada da şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki 18.500 tam bunların ortası değil mi? O zaman bu 18.500'ü geçtiği için 19.000'e yakındır. O zaman yuvarlanmış hali de 19.000 diyoruz. Bakın çocuklar, burada kendi binliği 18.000 idi ama kendi binliğinde kalmadı. Kendi binliğine yuvarlanmadı. 18.500'ü geçtiği için 18.500 ve yukarısı olduğu için bir üst binliğe yuvarlandı. Şimdi burada 18.500 olsaydı ne olacaktı? 18.000 ile tam 19.000'in ortasıydı. Çocuklar tam ortasında olduğu zaman da yukarı binliğe yuvarlanır. Bir sonraki binliğe yuvarlanır ve 19.000 deriz yaklaşık olarak. Evet, devam edelim. Yuvarlamanın mantığı bu. Bakın çocuklar, defterlerimizde eksik yerler varsa buralardan tamamlayın diye yazdım bunları.
Bize verilen ifadelerde sayıları hangi basamağa yuvarlayacağımız söylenmediyse, yani işte en yakın onluğa yuvarlayın, en yakın yüzlüğe yuvarlayın, en yakın binliğe yuvarlayın demedi ise, biz sayıların basamaklarına bakıyoruz. İki basamaklı sayılar en yakın onluğa yuvarlanıyor. Üç basamaklı sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanıyor. Dört basamaklı sayılar da en yakın binliğe yuvarlanıyor. Yani bize işte en yakın onluğa, yüzlüğe, binliğe demezse, işte şu sayıları yuvarlayın derse, biz iki basamaklıysa onluğa, en yakın onluğa, üç basamaklıysa en yakın yüzlüğe, dört basamaklıysa en yakın binliğe yuvarlıyoruz. Bakın aşağıdaki sayıları yuvarlayınız demiş. Bir bakıyoruz, iki basamaklı bir sayı. Bu iki basamaklı sayı en yakın onluğa yuvarlanır diyoruz. Ve 72, 72, 70 ile 80 arasında 70'e daha yakın yuvarlanmış şekli de 70'tir diyoruz. Geldik 97'ye. 97 de iki basamaklı. En yakın onluk 90 ile 100 değil mi? Yani bu 90 ile 100'ün arasında. Peki hangi onluğa daha yakın? Tabii ki 100'e. Bunun yuvarlanmış hali de 100'dür diyoruz. Bakın 3 basamaklı bir sayı. Bu 3 basamaklı sayı da en yakın yüzlüğe yuvarlanacak. Peki hangi yüzlükler arasında? 200 ile 300'ün arasında. Çocuklar bakın 250 olsaydı 300'e gidecekti. Ama 250'den az olduğu için tabii ki yuvarlamayı 200'e yapacağız. İşte burada da 250 var. 200 ile 300'ün tam ortasında. 250 tam ortada olmasına rağmen yukarıdaki yüzlüğe yuvarlanır. Yani bir sonraki yüzlüğümüze 300'e yuvarlanır. Kendi yüzlüğünde kalmaz. Burada da 4 basamaklı bir sayımız var. En yakın binliğe yuvarlanacak. Çocuklar bu 1000 ile, bakın kendi binliği de 1000 değil mi? 2000'in arasında. 1500'ü geçmiş mi? Geçmiş. 2000'e daha yakın olduğu için 2000'e yuvarlıyoruz. Yani kabataslak yuvarlama bu. Geldik 6275'e. 6000 ile 7000'in arasında. Çünkü 4 basamaklı en yakın binliğe yuvarlayacağız. 6500'den küçük bakın. 6000 ile 7000'in arasında 6500 var ortası. 6500'den küçük olduğu için 6000'e yuvarlanır diyoruz. Mantığımız bu çocuklar. Bu mantıkla sayıları yuvarlayabilirsiniz ama size en yakın onluğa, yüzlüğe, binliğe demediyse. Evet, en yakın onluğa yuvarlayın dediyse ne yapacağız? Bakın, en yakın onluğa yuvarlama yaparken sayıları en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağındaki rakama bakılır. Çocuklar birler basamağı. Bakın onluğa yuvarlayacağız en yakın ama sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 5'ten küçük sayı varsa, 5'ten küçük yani birler basamağında 0, 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yuvarlarız. 5 veya 5'ten büyük bir rakam varsa bir sonraki onluğa yuvarlarız. Şimdi örneklerimize daha iyi anlayacaksınız. Bakın bunları en yakın onluğa yuvarlayalım sayılarımızı. En yakın onluğa yuvarlarken ne yapalım demiştik? Birler basamağına bakalım. Birler basamağı 5'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman kendi onluğuna yuvarlanacak. Kendi onluğu ne bunun? 60. O zaman bunun yuvarlanmış hali 60'tır diyoruz. Kendi onluğuna. Çünkü birler basamağı 5'ten küçük. Evet 726'yı yuvarlayalım en yakın onluğa. Yine birler basamağına bakacağız. Birler basamağına baktık 6 var. 5'ten büyük. O zaman çocuklar bakın onlar basamağı kendi onluğunda kalamaz. Onu 1 artırırız. Burayı da 0 yazarız. Yani bir üst onluğa 730'a daha yakın olduğu için en yakın onluğa yuvarlama işlemini 730 olarak yaparız. Yine bakın 2818 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış haline bakalım. Birler basamağına baktık 8 var. 5'ten
büyük. O zaman hemen onluğu kendi onluğunda kalmayacak. 1 artıracağız. Buraya 0 yazacağız tabii. Birler basamağı artık yuvarlandı. Ve 2820'ye yuvarlayacağız. Bu kadar basit çocuklar. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağı 5'ten küçükse kendi onluğunda kalıyor. 5'ten büyük, 5 veya 5'ten büyükse bir üst onluğa yuvarlıyoruz. İşte burada. Birler basamağına baktık. 5'ten küçük. O zaman kendi onluğunda yani 70'te kalacak diyoruz. 4370'e yuvarlamış oluyoruz. Çocuklar bu mantığı iyi anlamanız lazım. İsterseniz bir daha tekrar izleyebilirsiniz. Yani öğrenmeden geçmeyin. En yakın yüzlüğe yuvarlama. En yakın yüzlüğe yuvarlarken sayının onlar basamağına bakılır. Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğüne, 5 veya 5'ten büyükse sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Bakalım çocuklar, yüzlüğe yuvarlayacağız. En yakın yüzlük yüzlüğe yuvarlayacağız. Yani yüzler basamağına göre yuvarlayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakam 3. 5'ten küçük. 5'ten küçükse bu kendi yüzlüğünde kalacak. Bunun kendi yüzlüğü zaten 700. Tamam. Evet, buna bakalım. Yine bunu da en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Onlar basamağına bakıyoruz. 5 var. Ne demiştik? 5 veya 5'ten büyükse kendi yüzlüğünde kalamaz. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Peki 2800'den sonraki yüzlük hangisi? 2900. Gördüğünüz gibi ister bu şekilde düşünün, isterseniz onlar basamağı 5 veya 5'ten büyükse yüzler basamağı 1 artırılır. Yüzler basamağındaki rakam 1 artırılır. Onlar ve yüzler basamağına 0 0 yazılır. Onlar ve birler basamağı. Evet, geldik bu sayıya. Yine en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Bakın burada ne var? 4 var. 5'ten küçük. O zaman hemen buraları 0 0 yapıyoruz. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğünde kalıyor çocuklar. 4300'de kalıyor. Buna bakalım. Yine yüzde en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Onlar basamağına baktık. 5'ten büyük. 5'ten büyükse yüzler basamağındaki rakamı 1 artırıyoruz. 7300'e yuvarlıyoruz çocuklar. Evet. Tekrar izleyip bunu mutlaka öğrenmelisiniz. Evet, en yakın binliğe yuvarlama. Çocuklar, en yakın binliğe yuvarlama yapılırken sayının yüzler basamağına bakılır. Sayının yüzler basamağında 5'ten küçük bir rakam varsa 0, 1, 2, 3, 4 gibi kendi binliğine yuvarlanır. 5 veya 5'ten büyük bir rakam varsa bir sonraki binliğe yuvarlanır. Mantık aynı. En yakın binliğe mi yuvarlayacağız? Hemen yüzler basamağına bakacağız. 5'ten büyük mü? 5'ten büyük. Bakın, o zaman binler basamağındaki rakamı 1 artıracağız. Diğer basamaklara 0, 0, 0 yazacağız. Yani bu 5000'e yakın olduğu için yuvarlamayı, en yakın binliğe yuvarlamayı 5000 olarak yapacağız. Buna bakalım. Yüzler basamağına baktım. 3. 5'ten küçük. O zaman kendi binliğinde kalacak. Tamam mı? 5'ten küçükse. Bunun da aynı şekilde yüzler basamağına baktım. 5'ten büyük. 9 var. O zaman hemen binliğini bir tane artıracağım. Yüzler, onlar ve birler basamağına 0, 0, 0 yazacağım. 9000'e yuvarlanır diyeceğim. Evet, geldik buna. Yine en yakın binliğe yuvarlayacağız. Bunun kendi binliği bakın 12000. Baktık yüzler basamağına 5'ten büyük. O zaman 12.000'i 13.000 yapıp diğer rakam basamaklara 0 koyacağız. Bu kadar basit çocuklar. Evet, gelelim buna. Aşağıdaki tabloda boş yerlere uygun yuvarlamaları yapınız demiş. Ne yapacakmışız? Sayılarımız bunlar. Bu sayıları önce en yakın onluğa yuvarlayacağız. Sonra en yakın yüzlüğe. En sonunda en yakın binliğe yuvarlayacağız. Bakalım şimdi çocuklar. En yakın onluğa yuvarla diyor. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 5. 5 veya 5'ten büyükse demiştik. Hemen ne yapacağız? Bir sonraki onluğa yuvarlayacağız. Yani kendi onluğunda kalamaz. 30'da kalamaz. O zaman 40'a yuvarlayacağız. 4840 diyeceğiz.
Yine aynı sayımızdan devam edelim. En yakın yüzlüğe yuvarlama. En yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakacağız. Baktık ki 5'ten küçük. 5'ten küçük ise kendi yüzlüğünde, yani 4800'de kalacak yuvarlamayı 4800'e yapacağız. En yakın binliğe yuvarlayalım. En yakın binliğe yuvarlarken de bakın yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağı 5'ten büyük. O zaman binler basamağındaki rakamı bir tane arttıracağız. 4000'de kalamaz artık. 5'ten büyük çünkü yüzler basamağı. 5000'e yuvarlayacağız çocuklar. Evet, gelelim şu sayımıza. En yakın onluğa demiş. Birler basamağına bakalım. 5'ten küçük bir sayı var. O zaman 50'de kalacak. 4350'de kalacak. En yakın onluk 50. 4350 çünkü bu. Yüzler basamağına en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Yine onlar basamağına bakacağız bu sefer. 5 veya 5'ten büyükse hemen bunu ne yapacağız? Yüzler basamağını 300'de kalamaz artık diyeceğiz. 7400'e yuvarlayacağız. Gördüğünüz gibi çocuklar bakın yuvarlak içine aldığımda da zaten sıfırlar. Şuradaki sıfırlar oluşuyor. Siz sadece yüzler basamağına yuvarlarken onlar basamağına bakacaksınız. 5 veya 5'ten büyükse yüzler basamağını bir arttıracaksınız. 5'ten küçükse kendi yüzlüğünde kalacak. En yakın binliğe yuvarlayalım. En yakın binliğe yuvarlarken de yüzler basamağına baktık. 5'ten küçük olduğu için kendi binliğinde kalacak. Bu da böyleydi. Tekrar izleyip mantığını mutlaka kavramanız lazım. Çünkü bize lazım olacak bu bilgiler. Evet, son iki tane sorumuzla bitirelim. Çocuklar bakın yüzler basamağına yuvarlandığında 3600 olan sayılardan en küçüğü ve en büyüğü kaçtır diyor. Yüzler basamağına yuvarlanan sayıların en küçüğünü ve en büyüğünü soruyor. Peki 3600'e yuvarlanmış en küçüğü kaç olur bu 3600'e yuvarlanan sayının? Çocuklar 3550 olur. Değil mi? Çünkü en yakın yüzlüğe yuvarlarken biz onlar basamağına bakarız. Onlar basamağında 5 veya 5'ten büyük bir sayı olursa bir üst yüzlüğe yani 3600'e yuvarlarız. Demek ki en küçük sayımız 3550 olabilirmiş. 3600'e yuvarlanan. Peki en büyük sayımız hangisi olur? Çocuklar en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 3600 olan en büyük sayımız. Çocuklar şöyle düşünelim. 3650 olsa ne yapacak? Bakın onlar basamağında 5 var. 3700'e yuvarlanacak değil mi? O zaman bizim 3600'e yuvarlanan en büyük sayımız 3649 olur diyeceğiz. 3649 hangi yüzlüğe yuvarlanır? 3600'e yuvarlanır. İşte 3650 olduğunda 3700'e yuvarlanıyor. O zaman sorumuzda verilen 3600'e yuvarlanamıyor. O zaman en büyük sayımız da 3649 olur diyeceğiz. Evet, soru tekrar. Bunun mantığını bir anlamaya çalışın. Bir daha isterseniz bir durdurun. Şöyle izleyin. Kafa yorun biraz. Binler basamağına yuvarlandığında 7000 olan sayılardan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır? Yani bir sayı olacak. Yuvarladığımda 7000 olacak. En küçüğü nedir sizce çocuklar? Tabii ki 6500. 6500'ü en yakın binliğe yuvarlarken bakın burada 5 var. 5 varsa ne olacak? Bir üst binliğe yuvarlanacak. 6000'den sonraki binliğe yuvarlanacak. İsterseniz bakın 6499 yazalım. Yüzler basamağına baktık. 5'ten küçük. İşte bu sayı 6000'e yuvarlanır. Ama biz 6500 yazarsak 7000'e yuvarlanır. En küçük 7000'e yuvarlanan en küçük sayı 6500'dür diyoruz. Peki en büyüğü kaçtır? En büyüğü kaç çocuklar? Tabii ki hadi şurada göstereyim bir daha.
Mesela 7500 olsa bu ne yapacak? 8000'e yuvarlanacak. 7000'e yuvarlanmayacak. Ama ben 7000'e yuvarlanan en büyük sayıyı arıyorum. O zaman 7500'den bir tane çıkarıyorum. 7499. İşte bakın, yüzler basamağına bakın. 4. Kendi binliğinde kalır. Toplamı kaçtır demiş. Toplayalım. 9, 9, 9, 13 diyoruz. Evet çocuklar, yuvarlamayla ilgili dersimiz buydu. Tekrar izleyip mantığını kavrayın. Mutlaka öğrenin bunu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.